Kalk sağ, yine mi sen geldin? Merhaba arkadaşlar, Jurassic Park'ıma hoş geldiniz. Koleksiyonumun güncel halini merak ediyordunuz. Alın size Jurassic Park'ın güncel hali. Aylardır büyük çekim, büyük çekim dedim. Ve bunu aslında siz istediniz. Jurassic Park'ımın güncel halini merak ediyordunuz. İşte buyurun size Jurassic Park'ımın güncel hali. Bu masada ve arkamda görmüş olduğunuz her şey Jurassic Park ve Jurassic World filmlerine ait. Bunların belki %30'u açıktır. Geri kalan %70'ini açacağım. Büyük çekimdeki kastım şuydu. Jurassic Park ve Jurassic World filmlerine ait kapalı olan ve açık olan bütün dinozorları tek bir videoda toplamak istedim. Yani bunların hepsini açacağım ama bunların hepsini tek bir videoda değil de bölüm bölüm. Yani belki de 100 tane video çıkacak, belki 200. Arkadaşlar, yani bu bir manyaklık olabilir çoğunuza göre ama bu benim için gerçekten bir keyif. Bu arada çok sıcak, bakın terliyorum. Video başında esrarengiz şeyler izlediniz. Kaksel geldi uzun bir aradan sonra. Hatta kovdum. Videonun başında bir 5-6 saniyelik bir intro izlediniz, gördünüz. Bir anda yataktan böyle kalktım. Arkadaşlar, burada bir emek var. Belki de izleyenleriniz korktu bilmiyorum ama umarım beğenmişsinizdir. Aylar öncesinde bir duyuru yapmıştım. Jurassic Park'la alakalı büyük bir çekim yapacağımı söylemiştim. Bu videoda bir tane de büyük bir dinozor açacağım. Hatta ekstradan bir şey daha açacağım. Onu da hemen size göstereyim. Evet, bakın şu ikisini de açacağım. Bunlar nedir derseniz, bunlar Vardem'e ait. Yani lisanslı değil ama Jurassic Park'la alakalı üstünde stickerlar var. Bunları da bu videoda inceleyeceğiz. Arkadaşlar, ben bir sene önce bir video çekmiştim. Hatta iki tane çektim de birini yayınladım. Sadece müzik çalıyordu, anlatım yoktu. O videoda, bakın burada iki tane raf vardı. Hatta şu ve bu vardı. Ondan sonra şu ikisini aldım. Neden aldım? Çünkü arkayı biraz daha genişletmek istedim. Çünkü bana yetmeyecek. Hatta bunlar da yetmiyor da bakın sığmadı. Ben bunları açtıktan sonra bu raflarda sergilemek istiyorum ama sergileyemiyorum. Neden diyeceksiniz? Ailem bunları burada sergilememe müsaade etmiyor. Sizden bir ricam var. Yorumlara yazın ki Pelin Hanım veya Hülya Hanım lütfen Göksel'in dinozorlarını salonda sergilemesine izin verin. Bu baskıyı yapalım arkadaşlar. Bu savaşı kazanalım. Dinozorları burada salonda sergilemeye başlayayım. Ben bu rafları dinozorlar için aldım ama bunda sadece arabalarımı sergileyebiliyorum. Bizimkiler müsaade etmiyor. Ama siz yorumlarda baskı yaparsanız bence sizi kıramayacaklar. Ve rahat rahat dinozorları burada sergileyeceğim. Bu videoyu çekmeden önce Instagram'ımda bir duyuru yapmıştım. Daha doğrusu bir anket yaptım. Instagram'dan beni takip edenleriniz gördü. Hatta aynı postu YouTube'da da paylaştım. Orada sormuştum. 8 tane büyük dinozor gösterdim. Ve bu büyük çekimde hangisini açayım diye sizlere sordum. Bakın burada 8 tane dinozor var. Bunlar da en çok yorum alan, ankette şu anda ilk sırada olan Carnotaurus ve Allosaurus. Madem bu kadar istediğiniz, ben önce Carnotaurus'u açacağım. Bakın şöyle göstereyim. Bu videoda bunu açacağım. Tabii bundan sonra devamı gelecek. Yani Carnotaurus'u açtıktan sonra şu an Jurassic Park'ımın en büyüğü olan Brachiosaurus'u açacağım. Bakın o şu anda burada uyuyor. Indominus Rex var, Indoraptor var, Mosasaurus var. Yani bir sürü var arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek açacağım. Bazı olumsuzluklar yaşadım. Yani bayağı da bir zaman geçti. Nereden baksanız herhalde bir 4 ay falan geçmiştir. Özellikle gümrükle alakalı. Maddi olarak biraz zarara uğradım. Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Videom neden uzadı? Arkadaşlar, gümrüğe ürünlerimin takılma sebebi aslında dinozorlar ve arabalardı. Takaratomi'ye ait AliExpress'ten 4 kere üst üste sipariş verdim. Takaratomi'nin dinozorlarını ben şu dinozorla biriktirmeye başladım. Bu bana Sezgin abimin hediyesi. Kendisi koyu bir Takaratomi sever. Arabalarını topluyor, hem de en üst seviyeleri topluyor. Bana bundan bir tane hediye etmişti. O gün bunu açtım. Kalitesi çok hoşuma gitti bunların. Ve o gün bunları toplamaya karar verdim. Ve peş peşe sipariş verdim arkadaşlar. Ama şöyle bir şey oldu. Gümrük kurallarına her ne kadar uysam da ben bu kuralları size de hatırlatayım. Şimdi bir ay içerisinde 5 tane sipariş verebiliyorsunuz yurt dışından. Yani 5 kargo. Hiçbiri 150 euroyu geçmemesi gerekiyor. 150 euroyu geçtiği zaman bir kere geçmiş olsun diyeyim. Ayrıca eğer ki bir iş yerinde çalışıyorsanız ve bu oyuncakçıysa, ürünleri iş yerine istediyseniz, hani minareyi çalan kılıfını uydurur demişler.
Bir şekilde size kulp takıyorlar ve ürünleriniz maalesef ki kalıyor. Ürünlerime el koydular. Sebebi de iş yeri alımı yapmışım. Yani bakıldığı zaman aslında iş yeri alımı yapmadım. İş yeri benim adıma değil. Ben orada bir çalışanım. Evde kimse olmadığı için ben de ne yaptım? İş yerini istedim. Fakat çalıştığım firmanın adını verdiğim için maalesef ki ürünler takıldı. 22 euro sınırı varmış. Ürünlerimin hiçbirini alamadım. 4 kargom patladı ve maalesef ki bu bana 10.000 TL'ye mal oldu. Biraz üzüldüm ama yıkılmadım, ayaktayım. Almak için de yani 20-25 milyar para istediler. Astarı yüzünü geçecekti. Ürünleri orada bıraktım, tekrardan sipariş verdim. Şu anda gelmekte olan bazı ürünler var. Hot Wheels'ın RLC'si, bakın ekranda görüyorsunuz. Bu gelecek ama bunun gelmesi herhalde bir ayı geçecek. Musa Özçiçek'e çok teşekkür ederim. O yardımcı oldu bunu almama. Şimdi ikincisine geçelim. Bakın ikincisi de Steven Spielberg var burada. Ve Dial Aposaurus var. Bir sahne. Steven Spielberg'i de biliyorsunuzdur. Jurassic Park'ın yönetmeni, yapımcı aynı zamanda. Ve dünyanın en iyi yapımcılarından da yönetmenlerinden de birisi. Yani bu adamın bilim kurgu filmlerine hastayım. Bir de Takara Tomy'nin iki tane ürünü var. Onları da ekrana getireyim. Bakın birincisi bu. Bu da yolda. Bir de Takara Tomy'de bir tane daha eksiğim var. O da Bumpy. Bakın bu arkadaş. Bu da şu anda karaborsa olmuş neredeyse. Yani fiyatları çok yüksek. Bunu da biraz uyguna buldum. Ama şu anda bu videoya maalesef ekleyemedim. Onlar geldikten sonra bunların hepsini inceleyeceğim arkadaşlar. Bu arada videonun başında kısa bir intro izlemiştiniz ya. Ben onu tek başıma çektim. Evde kimse yoktu. Belki ilk izlediğinizde diyeceksiniz ki ya üstüne dinozorları biri koymuş bir anda kalkıyor. Onu tek başına yaptım. Hatta videoyu bayağı bir hızlandırdım. Evet arkadaşlar, burada izlemiş olduğunuz videoda gördünüz. Aslında bayağı bir sinir oldum. Bayağı bir küfrettim. Yani o dinozoru alıyorum, diğeri düşüyor. Onu alıyorum, diğeri düşüyor. Yani ben o çekimi yapmak için, yani o 5 saniyelik bir çekimi yapabilmek için 10 saat harcadım. Büyük bir emek harcadım. Dinozorları kolilerden çıkart, odaya götür. Yatağın üstüne sermeye başla. Sonra yatağa gir, onları yerden al, üstüne koy falan filan ve geri topla. Bunların hepsi 10 saatimi aldı. Ayrıca ben o videoyu iki kere çektim. Bayağı bir zorlandım. Evet arkadaşlar, şimdi belki de ekonomik olarak bazılarınız bunu hesaplamaya kalkacak. Ama şunu söyleyeyim. John Hammond'ın dediği gibi masraftan kaçınmadım. Bu masada görmüş olduklarınızın bir kısmı sanırım Türkiye'de bir tek bende var. Yani araştırdım ama şu Takara Tomy'leri daha önce getirten olmadı herhalde. Ya yani ben görmedim en azından ama hani YouTube'da bunları inceleyen yok Türkiye'de. Hatta YouTube'dan araştırdığım kadarıyla böyle geniş çaplı Türkiye'de Jurassic Park'la alakalı çekim yapan da yok. Yani şöyle figürleri inceleyen yok. Hani ufak ufak inceleyenler illaki var. Hatta takip ediyorum. Onlar da beni takip ediyor ama bu denli büyük bir çekimi Türkiye'de ilk defa yapan bildiğim kadarıyla benim. Bir alkış hak ediyorumdur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videolar genelde yurt dışında ve Amerika'da çekiliyor. Ben de Amerika'yı buraya ayağınıza getirmiş oldum videoyla. Şimdi şurada Noble Collection'ın bazı dinozorları var. Tam olarak görmüyorsunuz belki. Hatta bakın şöyle göstereyim ben size. İşte buradaki bu dinozorlar, şu en alttakiler, onlar daha yeni üretildi, yeni çıktı. Türkiye'de bilmiyorum kimlerde vardır. Üsttekilerden olan arkadaşlar var biliyorum. Bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda şu Jurassic Park'ın nanosunu bilmiyorum daha önce getirten oldu mu? Yani Türkiye'de YouTube'da inceleyen yok, onu da ben getirdim, inceleyeceğim. Türkiye'ye gelecek. Belki de siz bu videoyu izlediğinizde gelmiş olacak. Yani bunların bir kısmı herhalde Türkiye'de bir tek bende var. Şu dinozor yumurtaları falan onlar. Başka var mıdır? Yok herhalde. Evet, şimdi yavaş yavaş artık video incelemesine geçeceğiz arkadaşlar. Videonun sonunda da Karnata sorusu açacağım. Ve onu açtıktan sonra ben yine bu videoya devam edeceğim. Yani bu videonun devamı gelecek. Göksel'in koleksiyonu Instagram'dan da takip edin. Duyurularımı orada yapıyorum. Arkadaşlar yine ara sıra uğultular duyuyor olabilirsiniz. Bunlar da dışarıdan geçen arabaların sesi. Bakın burada Jada grubu var.
Şu anda Jada'da elimde olanlar Jurassic Park'ın jipleri, Jeep Gladiator var. Bakın Nano. Bu bir harika. Ford Explorer. Türkiye'ye gelirse bundan bir tane daha alacağım. Bunlar yurt dışı ürünleri. Tabii şu ikisi hariç. Bakın bu var. Hemen arkasında Hammond Collection'dan 2, 3, 4, 5 5 parça var şu anda. Amber Collection'dan da şunlar var. Bakın bunlar da Amazon'dan sipariş verdiklerimdi. Hatta bu sürpriz geldi. Ben bunu istememiştim. Kyle Watts'i istemiştim ama onun yerine bu geldi. Olsun, bu da güzel. Kyle Watts'i de daha sonra alacağım. Kedzal Katlus vardı hatta. Bakın bu da Jurassic Park. Bu lisanslı değil ama bunu bir arkadaş yapmıştı. Bunu da bu videoya ekledim. Bakın Gojitsu'lar var. Bunları incelemiştik. Bunları da böyle dizdim. Bakın burada minisler var. Bu arada Amerika'dan da gelecek olan ürünlerim var. 1,5 senedir hala gelmedi. Arkadaşımın oradan dönmesini bekliyorum. Muhtemelen o getirecek. Şu minislerden var. Şu arkadaki figürlerden falan var. Bakın burada The Noble Collection var. T-Rex'in o efsane sahnesi. Dilophosaurus. Bunlar üçlü. Mutfak sahnesi. Ve bunlar da 30. yıla özel. 30th Anniversary yazıyor. Biri bu. Diğeri de bakın arkasında Velociraptor Blue var. Bu da Baby Blue. Burada büyük olanlar var. Indominus Rex, Spinosaurus, Giganotosaurus ve Mosasaurus. Bunların hepsini açacağım. Tek tek. Yine bu masada çekim yapacağım. Bakın burada da var. Şunlar işte orta büyüklükte olanlar. Carnotaurus, Indoraptor, Allosaurus. Bu da Siamasaurus diye okunuyor sanırım. Bakın buradakiler de gördüğünüz gibi Takara Tomy'nin. Masraftan kaçınmadım. Burada 4, 8, 12, 16, 20, 23 tane var. Bir tane daha gelecek böyle. 24. Hangisiydi? Şu seriden gelecek işte. Bunların da hepsi Takara Tomy. Bakın burada da Band of Biters var. Bunları incelemiştim. Hatta bunları incelediğimde duyurdum. Büyük çekime başlayacağımı. Oo, burada bazı dinozorlar düşmüş tabii, demin sakarlık yaptım ya. Bakın bu da Edwin Calendar seti. Bunu da incelemiştim. Arkasını da böyle yapay ağaçlarla donattım. Bu da Jurassic World'ün bir kitabı. Bakın hemen burada T-Rex var. Owen var. Scorpius Rex var. Ve Barbie kutusu görünümlü. Yine büyük. Artık 12 inç herhalde. Dinozorlarımız var. Bakın Terzinosaurus var. Pençelerine bakın. Bakın bu da karakolda kaos oyun seti. Pyroraptor burada. Konkamenator ve arkasındaki Indoraptor. Ve Legolar. Legolara da giriş yaptım. Legoları da inceleyeceğim. Demir alıyor demirci. Şimdi demirci hurdacı geçiyor. Bakın Quetzalcoatlus Katlus yukarıda. Görüyorsunuz. Bakın burada da Jurassic Park'ın kapısı var. Bunu da inceleyeceğiz. Burada Captiviz var. Yani yumurtalar, slime'lı bunlar. Bunların her birini inceleyeceğiz. Koleksiyonuma en son eklenenlerden birisi Jurassic Park'ın Monster Truck Jeep'i. Şimdi buradaki kütüphaneye geldik. Bakın burada Jurassic World'ün beşlileri var. Battle Damage serisinden var şurada. Şu efsane bir seridir. O da yurt dışı. Zaten bunların bir tek şu Türkiye'deki set, yani daha önce geldi. Bunların geri kalanın hepsi yurt dışından geldi. Burada minisler var. Minis diye geçiyor.
Hatta bir de sürpriz pakette çıkanları vardı. Onlar minislerden biraz daha büyük. Bakın şuradaki mesela. Bakın şurada bir tane Brachiosaurus var. Arkasında da Pop Culture Jurassic Park seti var. Açık olanlar. Bu videoya bir tek Jurassic Park'ın Unimog Jeep'i vardı. Cyberpunk'ın olduğu sette Retro Entertainment karttaydı. Onu eklemedim. O şu anda hangi kolide bilmiyorum. Bir tek o şu anda burada yok. Yani elimde ama burada değil. Şurada Mosasaur Kaos oyun seti ve Giganotosaurus Kaos oyun seti var. Minis figür bunlar da. Bunların ikisi de bana yurt dışından gelmişti. Musa Özçiçek'e tekrardan teşekkür ediyorum. Bakın burada da Matchbox'ın dinozor setleri var. Üstlerine de dinozorları serpiştirdim. Burada Wow Pots'lar var. Bunların ışıkları yanıyor. Şu anda yakmayalım. Yine Edwin Calendar setinin bir diğer parçası. İki set vardı burada. Ve minis figürler. Kratese Kampı mıydı? Neydi o dizinin adı? Arada bir çıkıyor, YouTube'da izliyorum. Netflix'te yayınlanıyor. Animasyon yani. Bunlar da oradaki karakterler. Şu seriden de bir tane eksiğim var. O da böyle uzun boyunlu suda yüzen bir arkadaştı. Bu seride sanırım eksiğim yok. Dino Tracker serisi. 3, 4, 5 tane orada var. 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane var. Sanırım eksiğim yok. Dino Tracker serisinden. Bunlarda da mesela eksiklerim var. Bilerek almadım. Başka renkleri var diye. Av videolarımda vardı bunlar. Burada ikili set var. Dinozor ve filmdeki oyuncular. Owen Velociraptor. Clary Dilophosaurus var. Bakın burada da Alan Grant var. Ve Dimetrodon. Arkasında da Kyle West ve Pyroraptor. Kylo West dedim. West diyecektim. Bunlardan da iki tane, üç tane ne eksiğim var. Bulabilirsem alacağım. Bakın burada da karışıklar var. Kamp Kreteşeus dizisine ait. Ya bunlarda da eksiklerim var tabi ama pek de peşine düşmedim. Bakın burada Owen Escape Pack var. Yani Owen'un kaçış sahnesi. Atrociraptorlar var burada. Bunları incelemiştik. Şunları inceleyeceğiz. Koleksiyonumun en eskilerinden biri olan Regrik. Bayağı bir eski bu The Lost World serisinden. Bu da Yakup Altun'un bana hediyesiydi. Teşekkür ederim kendisine. Onu da henüz açmadım. Burada daha önce açmış olduklarım var. Gördüğünüz gibi. Bunlardan da eksiklerim var tabii ki. Bakın burada da büyük olanlar var. Evet. Bir arkadaşıma daha teşekkür edeceğim. Hem Allah sorusu hem de Karnata sorusu bana Yunanistan'dan getirdi. Berkan Kurtay'a teşekkür ederim. Koleksiyonumun en nadirlerinden birisi. Bunu hatırlarsınız. T-Rex'in ezdiği Ford Explorer. Yine son dönemlerde koleksiyonuma eklenen ve şu anda en eskisi sanırım bu. Bir de aşağıdaki o Matchbox. The Lost World'a ait. Bunun üreticisi Bosch. Bunu da inceleriz arkadaşlar. Kutusu hasarlı ama yapıştırdım şurayı. Hatta dış paketi yok. Bunun şu anda satış yok bildiğim kadarıyla. Yani araştırdım. Google'a Bosch yazdım. Yani Bush diye yazılıyor da daha doğrusu hani Bush diye de okunur sanırım. Alman üreticisi. Ama satışı yok. Bu da tekti. Buradan Ankara'ya Osman Yaman abime selamlarımı iletiyorum. Ondan aldım. Ölçeği 1,87. Küçük yani. Bakın burada bir RLC var. Matchbox'ın ilk RLC'm. İşte yakında Hot Wheels'ı da eklenecek. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani masamdakiler böyle. Karşıdakiler bu şekilde. Legolara da sıra gelecek. Onları da açacağım. Uzun lafın kısası. Sizler Jurassic Park koleksiyonumun güncel halini merak ediyordunuz. Video çok geç geldi ama hani geç olsun güç olmasın demişler. Gerçi güç de oldu benim için. Ama nihayet o videoyu çektim.
Artık izleyip beğenmek size kalmış. Yorumlara bekleyeceğim sizi arkadaşlar. Koleksiyonumda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yurt dışına gidip eli boş gelmeyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Türkiye'de bunların paylaşımı olduğunda beni etiketleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bende var mı yok mu hemen etiketliyorlar. Ben de hemen arşivimden bakıyorum. Bugün burada şu büyük olan dinozorların hepsini açacağım. Her biri farklı bölümlerde gelecek. Evet dinozor severler. Şimdi masaya oturduk ve hemen bunları hızlı bir şekilde açalım. Daha önce Carrefour'da denk gelmiştim. Sırf diorama olarak kullanmak için aldım. Bakın şöyle çıkartma tarzı kartlar var içerisinde. Bakın kutusu böyleydi. Bu şekilde uzun bir kutu. Diecast yazılı. Bu arada arabalar çek bırak. Ben alırken dikkat etmemiştim. Bu metal. Kapıları açılıyor büyük ihtimal. Askeri bir jip yapmışlar. Land Rover Defender'a benziyor. Ama lisanslı değil. Yine de iş görür. Gördüğünüz gibi bakın. Kamuflaj. Şöyle. Bu da karavanı. Karavan tamamen plastik. Bakın şurada Raptor var. Şurada T-Rex var. Şuraları boş. Bakın burada da T-Rex var. Dinozor World yazmışlar. Yani sırf şu stickerları için aldım. Hoşuma gitti. Bunları böyle kullanacağım. Bakın çeki demiri de hareket ediyor. Şöyle. Bu bir yer. Beni en çok etkileyen bu oldu. Yani bundaki Indoraptor çok iyi. Bunun T-Rex'lisi de güzeldi. Bir de bir dinozor daha vardı. O da Dilophosaurus muydu neydi? Ama ben bunu daha çok beğendim. Bunu aldım. Bakın bunun da kutusu böyle. Yani Vardem pek çok yerde satılıyor. Almak isteyenler. Özellikle son dönemlerde Carrefour'da var. Ve şu anda indirimde. Ya ben aldığımda bayağı uygundu da şu anki fiyatını söyleyeyim size. 203 lira mı ne? Akakçe'de de satılıyor. Orada da 178 TL olması lazım. Gerçi zam gelmiş olabilir. Bakın bu diorama olarak da kullanılabilir. Bunu atmam belki. Güzel bir şekil duruyor yani böyle. Evet, tırımız da bu şekilde. Tır da herhalde çek bırak tarzı. Bakın şurasını da kopartalım. Şurada bir lastik var. Evet, şöyle kapak açılıyor. Bu sanırım bir dinozor muayene istasyonu. Bakın şöyle içini görüyorsunuz. Bir tane T-Rex var. Fotoğraf gibi yapmışlar. Şurada da bir gözlem kulesi gibi bir şey yapmışlar. Bir odacık var. Şu olay beni tav etti. Gayet güzel görünüyor yani. Arkası da açılıyor muhtemelen. Yani fonksiyonlu ve yani şu anki fiyatı dediğim gibi yani 170 ile 200 TL arası fiyatına göre bence gayet iyi. Dinozor severler böyle bir şey alabilir. Bakın şurada da bir dinozor var. Yani içi bu şekilde. Bir flashla göstereyim. Arkadaşlar bakın içine flash tutuyorum görüyorsunuz. Bakın dorsesi ayrıldı. Vay, bu tarafa bakmamıştım. Indominus Rex gayet de güzel yapmışlar. Yani şurada keşke Jurassic World yazsaydı ama lisansa giriyor o yüzden yapmamışlar. Plastik arkadaşlar ama yani alınabilir. Bakın şurası da açılıyor. Oo! Bunları daha yeni görüyorum. Şöyle. Vay vay vay. Bir şeyler daha açılıyor burada ama. Evet bakın şöyle. Vay. Şu şekilde oluyor. Yani gayet güzel. Bunun diğer çeşitleri de alınabilir. Ama bana bir tane yetiyor. Tırımız da böyle bu şekilde. Tırın şu kupa kısmı yani kafa kısmı metal. Diğer yerler plastik. Tekerlekleri de plastik sanırım.
Evet, tekerlekler de plastik. Ama tır çek bırak değil. Tır normal. Ama şöyle gayet güzel. Jurassic Park'ıma hayırlı olsun. Dinozor ameliyathanemiz ve karavanımız servise hazır. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, sırada ne var? Tabii ki Carnotaurus geliyor. Carnotaurus'umuz. Epic Atak serisinden. Arkadaşlar bu arada Jurassic Park koleksiyonunun büyük bir kısmı Mattel'e ait. Ondan sonra Takaratomi geliyor. Ondan sonra Jada geliyor. Ondan sonra da The Noble Collection. Sonra da işte bir iki parça olanlar var. İşte Bush olan, Master olan var. Jurassic Park'ın şurada kapısı vardı. O kime ait? Şu an hatırlamıyorum da. Toplam 7 marka mı ne var? Ama en büyük kısmı Mattel'e ait. Tekrarlıyorum. Ve şimdik Jurassic World Epic Game'in Carnotaurus'unu açacağız. Arkasına okunuşlarını yazmışlar. Güçlü dinozor diyor. Bakın altı böyle bu şekilde. Bunu ben Türkiye'de görmedim. Satılan bir oyuncakçı yoktu. Bakın burada Türkçe falan da yazıyor ama bu Türkiye'de henüz rastladığım bir oyuncak değil. Berkan Kurtay'a teşekkür ederim tekrardan. Yunanistan'dan getirmişti. Ve orada kontrol ederek almış. Evet, buraları söktük ama ayakları unuttuk. Ve dinozoru kurtardık. Kim arkadaş kutuya atma diyor ama arkadaşlar bunlar gereksiz yer kaplıyor. O yüzden hepsini çöpe atacağım. Bakın burada da kılavuz çıktı. Burada tarif ediyor. Bunlara da gerek yok. Burada dinozor uzmanı var. Size tarif edecek şimdi. Evet, bakın. Ayaklarını düzelttik. Vay, bunu daha yeni keşfediyorum. Bakın şuralarda pençe izleri var. Herhalde 3 ses çıkartıyor. Küçücük elleri var. Bu eller de ne işe yarıyorsa. Şurada speaker var. Çenesi de açılıyor bakın şöyle. Dişleri yine sapsarı. Fırçalamamış. Bakın diline böyle bir ıslaklık yapmışlar. Dili bayağı ıslak görünüyor. Evet şöyle. Bu bir. Bu 2. Bu 3. Bir daha bakalım. 1. 2. 3. Evet, 3 farklı ses çıkartıyor. Eklemleri şu butlardan hareket ediyor. Kuyruk hareket ediyor. Kuyruğu çevirdiği zaman kafası da dönüyor şöyle. Görüyorsunuz. Şöyle ileri geri. Şurada bir çip var. Uygulama üzerinden de oynayabiliyorsunuz. Yani okutup. Rengi falan gayet güzel. Büyük dinozorlardan bir tanesiydi. Türkiye'ye gelir diye düşünüyorum. Şu olay çok iyi. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Carnotaurus'umuzu açtık. Ve böylelikle bu dev videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
Hepinizi yorumlara bekliyorum. Videoda söylediğim gibi anneme, ablama mesajlarınızı iletin video altında yorum yaparak. Ben de onları okutacağım. Dinozorları burada sergileyelim. Şimdi bu bölümden hemen sonra yine Jurassic Park çekimlerime devam edeceğim. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Koleksiyonuma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Gelmekte olan ürünlerim var. Hepsi yolda. Hepsini bekliyorum. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde onların bir kısmı gelmiş olacak. Bundan sonraki videomuzda yine büyük bir dinozor olsun derseniz yorumlara bekliyorum sizleri. Kanalımı takip almayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Uzun bir video istediğiniz, bakın yarım saati geçti. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.